Bolivya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Yanımda Onur Kaya. Tanımayan varsa eğer tanısınlar. Bolivya'yı sever misin? Gitmedim ki. Gitmek ister misin? Şimdi göstereceğim. Evet, Bolivya topraklarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bolivya kartelin elinde acı çekiyor Onurcuğum. Ha. Bir uyuşturucu karteli koskoca memleketi ele geçirmişler. Memleket demişken hemen sana göstereyim abi memleketimizi. Bir dakika yok. Buna girmeyecektim. Bak çok enteresan bir şey gördüm. Memleketimiz burası abi. Aha. Şöyle bölgeler ayrılmış. Bunlar da karteller eline değil mi o bölgelerde? Yok onu anlatacağım birazdan. Oyun alanımız işte bu. Ona hemen madem Bolivya dedik. Evet. Ben dün bir arkadaşla oynadım. Bak neydin arkadaşım senin ismin neydi ya? Bak şimdi ya. Neyse birazdan birazdan onu bulacağım söyleyeceğim. Bu arada oyun için tekrar konsol oyuna teşekkür edelim. Evet konsol oyuna teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Oyunu bize sağlayan konsol oyuna. Bolivya'nın gerçeğini yapmışlar. O dün beraber oynadığım arkadaşın söylediğine göre. Onun da ismini birazdan söyleyeceğim sizlere. Şuradan bir araba alayım. Şimdi olay şu. Dediğim gibi Bolivya bir kartelin elinde kokain ticareti yapıyorlar. En karlı iş. Yani uyuşturucu ticareti yapıyorlar. Biz de Amerikalılar olarak tabii ki en büyük pazarı neresi? Amerika. Tabii. Bu adamların. O yüzden de Amerikalılar da burada diyorlar ki biz buna göz yummayalım. Peki. Şimdi ve önce bizim Rainbow kimi gönderiyorlar? Ghosticon'u gönderiyorlar diyorsun. Ghosticon'u gönderiyorlar. Şimdi önce bir şeye gideceğim. Şuradan bir mission'ı bir seçeyim. Ondan sonra o mission'a da giderken sen de grafiklere şöyle bir bak. Bu arada arabanın radyosunu nasıl kapıyorduk acaba ya? Gerçi hani telife takılacak bir şey muhtemelen çalmaz radyoda ama şuradan ben bir bakayım ona. Audio. Buradan mıydı yoksa oyun içerisinden miydi? Stop or stop. Yok. Agalar sakin olun. Radyo. Radyo ha. Sustu mu? Sustu. Tamam. Genelde radyoda Bolivya halk ezgileri çalıyor gerçi. Yani öyle bir Amerikan şeyi yok. Müziği çalmıyor. GTA'dan ya da ne bileyim Watch Dogs'tan falan aşina olduğumuz müzikler yok. Genelde halk türküleri. İşte Bolivya'da nasıl şeyler çalarsa ve çoğunlukla da gerçi şey var hep. Konuşuyorlar. Aha. Devamlı konuşuyorlar. Şimdi oradan oraya niye öyle bir yol çizdi acaba? Çünkü sadece orada yol var. Başka bir yol yok oradan. Evet. Oradan gideceğiz. Bir yerde eğer helikopter bulursam bu arada ben helikoptere de zıplayabilirim ki şurada bir tane helikopter var ama helikopter de şey başkasının helikopteri, düşman helikopteri. Neyse şöyle gidelim. Şu anda kırsal kesimdeyiz. Ne diyorsun grafikler için? Abi şu an nasıl çok erken sence? Ya. Çok erken bir şey diyemem. Yani sonuçta çöl, bayır, dağ, toprak görüyoruz. Aha. En azından bir iki böyle yerli halk yürüyor. Nereye gidiyorlarsa orada artık o saatte güneşin alnında. Abi Bolivya burası hep güneşin alnında. Ben seni o eziyetten kurtarayım o zaman. Grafik olarak, görsel olarak ben oyunu gayet güzel buldum. Pardon. Yok. Oh. Siz görmediniz beni. Ne oluyor lan? Oğlum adamlar seni tanıdılar. Görmediniz beni. Oğlum tabii Amerikan casusuyuz biz ya. Askeriyiz. Oğlum tamam. Amerikan askeri tanımaman lazım aslında. Amerikan askeri Bolivya'da. Ah yanlış gittim. En aşağıya. Dağ, tepe, toprak. Hop. Arabada hasar var mı Murat? Onu söyle. Var. Ama şey oluyor mu? Sana bir etkisi kozmetik oluyor mu? Kozmetik. Hiçbir etkisi olmuyor. Şimdi hemen oradan gireyim madem. Görsellere birazdan sen de laf edersin. Ben görselleri beğendim arkadaşlar. Şu anda böyle bir çorak topraklardayız. Deniz şeye de giriyorsun. Su da var, deniz de var. Güzel. Ondan sonra deniz yok da galiba büyük bir göl var. Ondan sonra ağaçlık yerler de var. Bir tuz gölü var. Oraya gideriz. Görsellik güzel. Helikoptere bindiğin zaman gördüğün manzara güzel ve oyunun çizim mesafesi iyi, o güzel ondan hakikaten. Sonra detayları bunlar güzel olmuşlar. Hı. Dokular falan bunlarda da bir sıkıntımız yok. Bir de beni en çok güzel gelen bana hiç pop-up gibi vesaire o tür şeyler yok. Yani oyunda hani bu bir Ubisoft oyunu bug olmasını beklersin. Açık dünya oyunda aynı zamanda ama buglar var yok değil. Mesela helikopter çağırıyorsun 1000 km ileride çıkıyor.
O öldükten sonra göreve çok uzak yerde spawn ettiriyor. Hmm. Artık bug mıdır, adamların seçimi midir bilmiyorum. O tür şeyler var ama teknik şeyler çok başıma gelmedi. Bir yerde bir oldu. Hatta onu da Facebook'ta paylaştım. Denizden çıkamadı adam, karada da yüzmeye başladı. Aa, çok hoş. Öyle bir gariplik oldu ama yani 10 saatten fazla oynamışımdır. Oyun bir kere geldi başıma. O yüzden hakkını yemeyelim. Burada görsellik güzel fakat şunu yapamıyor Ubisoft bir türlü. Bu araba mekanikleri hoş değil. Yani kaç tane yaptılar, neredeyse Ubisoft'un yaptığı bütün oyunlar open world oldu artık. Hı-hı. Bu var, işte Watch Dogs var, Assassin's Creed'de tam araç yok ama araçla şey var, open world'leri var biliyorsun, bir tane Crew diye. Bu araç mekaniklerini bir türlü oturtamadılar. Yine bazen... Gemi gibi arabalar mı diyorsun? Bazen gemi gibi, bazen de ağırlığı olmayan arabalar kullanıyorsun. Şu anda ben bu araba da biraz yavaş bir araba, o yüzden şey yapıyor, yavaş gidiyor. Hı-hı. Çok sıkıntı çekmiyorum. Ama biraz daha hızlı bir araba aldığın zaman araba yolda durmuyor. O kadar. İstediğin yere götüremiyorsun. Çok zor şey. Bu arada şimdi bayağı bak, adamların şeyin hakikaten iğne girdin iğne yani. İğne girdim. O zaman şuradan hemen. Ama bak şimdi sokakları falan beğendim yani. Şimdi tam bu hissiyat yaratmış. Böyle bir tuğla. Hop hemen güzel. Şuradan o zaman ben bir helikoptere geçeyim. Böyle ulu orta helikopter mi park etmişler? Gerçekliğe uymayan noktalardan bir tanesi o. Adamların arkadaş lan. Boşver onları ya bak geldi hemen gördün mü? Şimdi ben onu da başka bir şey göstereceğim. Gerçekliğe uymayan bir şey var burada. Helikopter yani Bolivya'dasın tamam mı? Hani Bolivyalılar varsa kusura bakmasınlar aramızda da. Zengin bir ülke değil bildiğim kadarıyla Bolivya. Ulan bu kadar çok helikopter olur mu? Her yerde helikopter var. Her mahalleye 10 tane helikopter düşüyor. Böyle yani. Oyun seni bir yerden bir yere giderken çabuk git diye yapmış bunu tabii ki ama yani şey mi diyorsun, bir yandan da diyorsun yani, oğlum her yerde helikopter var. Her evimde iki helikopter var. Aynen. helikopter gördüğüm bugüne kadar açık dünya oyunlarda oynadığım en zor kullanılan, en zor... sen şu anda mesela bir helikopterde uçuyorum hissiyatı yaşıyor musun? Ne kadar ağır gidiyor görüyor musun? Evet. Ama bence sonu kullanmayı bilmiyorsun. Bilmiyorum evet. Şurayı bulman lazım. Şimdi bu böyle iyi. Buluyorsun, böyle de yere çakılmaya başlıyor. Yani onun bir ayarı var. Bir ayarı var. Tamam. Dibine kadar ittirmeyeceksin. Şimdi dibine kadar ittirmeyeceksin. Haklısın. Diyebilirsiniz ki abi helikopter böyle kullanılır. Tamam. Anlıyorum. Helikopter ama bu bir helikopter simülasyon değil abi. Yani araba o kadar kötüyken yani araba kullanımı gerçekten uzakken aynen öyle gerçek değilken aksiyonken helikopterde niye o zaman bir simülasyona gittin sen? GTA'daki gibi bas git yani helikopterle böyle helikopterle uçtuğun hissiyatı bir şey olsun. Bende o hissiyat çok olmadı. Bir de senin dediğin doğru o böyle bir şeyi var onun. Böyle bir ara noktası var. Bak şu anda yükseliyor mesela. Evet, tamam mı? Ama İkisi de aynı. Yükselme de aynı tuş, gitme de aynı tuş. İşte böyle yere mi yamalak basacaksın evet. Ben çözene kadar çok İmanı da çözdüğümü söyleyemem ama. Şimdi şurada bir görevimiz var. Aslında ben oraya gitmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Şuradan uzağa bir yere bir konayım. Atlarsan ne oluyor? Paraşütüm var, atlayabilirim. Fix yani. Güzel. Atlama, hayır yok. Uzama oraya kadar. Atlayayım mı? Atlama. Atlayayım istersen. Bak altta arabalar falan geçiyor görüyorsun. Evet. Güzel yani çizim mesafesi hakikaten dediğin gibi. Ya ne kadar acı çektiğimin farkındasın değil mi evet, şu anda? Evet bir abuk gidiyorsun yani. Bence Mass Effect Andromeda'daki haplı tipler gibi sen hapı fazla kaçırmışsın. Aa bak yerde helikopterin gölgesi var. Evet. Şurası galiba şeydi dur. Tren yoluna mı bırakacaksın tren arabayı? Arabayı diyorsun. Şöyle güzel bir yere bırakalım da belki... Şeyle gir bak iş makinesi var GVC. Kaçmamız gerekir. İş makinesi girsen abi. Yok mekan. Şu anda şey yapacağız. Biraz start gideceğiz. Peki. Şuraya iniyorum. Adam start gidiyor ama helikopterle yola hop. İndiriyor. 50 metre ileriye helikopterle. Allah start diyorsun. Şimdi burada bizim arkadaşlar var ama bu arkadaşlar sadece sen tek başına girdiğinde sana yarenlik etsin diye koymuşlar. Bir sürü komut gösterdin orada çıktı bir ara. Göstereyim abi bir dakika onu da yapayım da önce şunu bir şekilde kapayabiliyorsam ben çok iyi olur. Ama nereden kapanıyordu hatırlamıyorum. İnşallah gelen giden olmaz. Murat abi yayındasın girdim falan çat. Aman! İnsan değilsin.
geliyoruz. Evet. Biz geliyoruz. Stert mi stert bakmayın ama biliyoruz. Bizim arkadaşlara verdiğimiz şeyler şunlar. Tamam mı? Fire, aha, hold, go to, regroup. Ama bu adamlarla bizim çok bir işimiz olmuyor. Yani öyle de çok da bir ben bu şu ana kadar burayı hiç kullanmadım. Yani öyle şunu söyleyeyim, demek istiyorum. Şimdi diyelim ki bir kapıya geldim böyle. Yola sağ ve sol ayrılıyor, bir avluya çıkıyor. Ha. Adamları solda bir yere konuşlandırdın. Sen de sağda bir yere gittin. Ortadaki adamdaki çapraz atışı aldın, hissiyatını yapma isteğini duymadın. Zaten o kadar zor değil diyorsun aslında. Yapmadım. Yani onlar zaten bir şekilde sana ayak uyduruyorlar. Ben ayak uydurma değil yani. Ben hani böyle bir yani yönetsel fonksiyondan bahsettim bu işin. Değil yani aslında. Şöyle bir vurup bakayım bizimkine. Vuracaklar mı o adamı? Vuruyor. Şimdi onu göstereceğim. Bir de o menüde şey var. Gerillalar var. Amerikalılar çok sever ya gerillaları. Şey, isyankar ne diyeyim? Rebel. Aha. Rebelleri çok sever. Rebel support var. İşte mortar atıyor. Bomba atıyor. Adam tutabiliyorsun. Şunları da ben daha şey yapmamışım. Daha çıkartmamışım. Bunları yan görevlerle açıyorsun. Anladım, ne kadar çok yan görevi yaparsan o kadar halkın desteği olsun aslında. Evet. Çünkü kartel temizliyorsun. Yani kartel de destek oluyor halka. Onu bilemiyorum. Şimdi şuradan çok bir güzel. Önce bir ben bir aleti göndereceğim. Tamam mı? Ondan sonra şuralara bir şey yapmam lazım. Bakmam lazım. Kim var kim yok. Mesela orada iki kişi geliyor. Şurada bir adam var. Şurada bir adam var. Güzel. Uzaklaştım. Bunun da bir mesafesi ve pili var. Bunu da arttırabiliyorsun bu arada. Aa çok XP, beğendim bunu. XP ile beraber. Şuradan şurada da bir adam var. Hatta o sniper galiba. Evet, o bir sniper. Şurada bir adama gideceğim abi. Onu Pili bitiyor. Tamam, artık ihtiyacım da yok zaten. Görün gibi uyandı. Oldu. Şimdi şuna ben bir önce bir şey takayım. Susturucu takayım. O gitti. Kırmızı dikkatliyim, turuncu rahat modu mu yani heriflerin? Şu anda bir sıkıntı yok. Görünce böyle bir şey oluyor. Bak görünce anlıyorsun zaten. Aha. Tamam mı? Şimdi silah sesini beğendim bak. Onu söyleyeyim sana. Tut diye attı. Güzel. Adamlarımın bana ne faydası var diyeceksin. Aha. Şunu seçiyorsun ve işaretliyorsun. Aha. Tamam mı? Bu işaretlendi artık. O şu anda çok uzak olduğu için onu yapamayacağız ama o birazdan gelecek ya da biz onlara doğru gidelim yavaş yavaş. Şimdi ben bunu işaretledim ya. Sniper var şurada, avlar seni. Onu ben bir alayım dur. O kadar uzaktan gitme, yapma gözünü seveyim Murat ya. Yılların oyuncusun sen. Onu bir alayım ben. Yuh! Aa seninki aldı birisini. Hah! Yani onu gösterecektim. Şimdi sen birini işaretliyorsun ya. Evet. İki kişi gidiyorlardı. Birini işaretledim. Yanındakine sen ateş ettiğini işaretlediğinden öbürleri ateş ediyor. Ha, güzel. Tamam, böylelikle aynı anda şey yapıyorsun. Peki ama bir şey soracağım. Sen şu an kaç kişisin ekipte? 4 kişiyim. Peki her bir ekipteki adamlara 3 tane adama da ayrı komut vereyim değil. Yok. Sadece bir tane. Aa. Tamam bu arada. Alarm. Çünkü ben o herifi vurdum. İşaretleyip de ondan sonra yanlış yere. Ya o 2 tane adam vardı ya onlar evet, orada. Aha. O ikisini aynı anda ben almam lazımdı. Birisini aldık, birisi. Keşke karışmasaydı şey senin yaptı. Sniper'ına. Şurada bir herif var. Artık zaten şeyi de çıkartabilirim. Susturucuyu çıkartabilirim. Bizim eleman da bu arada kaçmaya başladı orada. Seni bir şey vuruyor. Düşeceğim şimdi. Oh. Düştüm. Gelip bir kere her çatışmada bir kere ayağı kaldırıyorlar. İkinci kere düşersen zaten mühimmat yok. Ölüyorsun. Helikopter geldi. Destek sana geldi. Bu arada adam da kaçıyor. Kaçma lan. Yuh Murat. Ne yapacaksın şimdi? Helikopterimiz var. Aa doğru. Ya da şey de yapabiliriz. Burada ölüp bir daha da başlayabilirim. Bir daha bir öldür bakayım. Neden öldür diyorum? Çünkü göreve tekrar başlama diye bir şey yok. Seçenek yok. Ha. Mission failed oldu zaten. Tamam. Güzel. Şimdi bir kere daha dikkatli olarak bir kere daha gidelim. Ben susuyorum şimdi, karışmıyorum. Önce adamla sniper öldüm, sonra herifi işaretleyeyim. Falan yavaş yavaş şey yaparız, gideriz o tarafa. Ama bana o biraz şey çok mantıksız geldi. 3 tane adam var. Aslında 3'üne de ayrı komut verebiliyor olman lazım. Hani minimumda aslında düşünüyorum. Ama sen sadece bir kişi öldürmek için komut verebiliyorsun. Aslında o sistemi adamlar co-op oynarken yapmışlar. Herkes birini işaretliyor. Böylelikle kim neyi öldüreceğini biliyor. Şey yapıyor, biliyorsun. Olay o aslında onun. Neyse güzel bir yerden başladı.
Şöyle. Aha, uyandı herif. Yok yok, o bir uyanır gibi oldu. Drone da herifin gözüne sokarsan onu da görüyor. Öyle mi? Ha, iyi güzel ya. Evet, görüyor onu. Şurada bizim sniper var. Şurada bir tane adam var makinenin başında. Şuradan da aşağı şimdi adamlar iniyor olması lazım. Evet, onlar da geliyorlar. Tamam. Onlar buraya gelene kadar ben şu aşağıdakini bir şey yapayım. Avlayayım. Aha, yok artık. Şöyle avlayayım hatta. Vay Murat, çok havalı. Tamam. Susturucumu takayım tekrar. Geliyor mu onlar? Onlar uzaktalar ya. Çok uzakta kaldılar bu sefer. Ya aşağı baş gelecekler ama onlar. Sen sniper unutma. Sniper o zaman ben bir alayım. Bu yalnız şey... Uf. Tamam. Geliyor musunuz? Geliyorlar. Hemen sağ sol ekipleri gönder. Şu ekip mesela şu kamyonların arkasına koy kendi ekibini. Abi gerek sen, yok. Öyle mi? O kadar. Gerek niye yok. Ben bu kadar detay düşünüyorum? Niye hissettim öyle kendimi? Yani öyle bir şey yok. O adamlar zaten belli bir yerde geliyorlar. O gelecek birazdan. Alacağım ben onları. Hiç merak etme. Şöyle güzel bir kendimi konum alayım. Çünkü şöyle durum şu. Zaten bizim diğer adamları bunlar görmüyor. Yani Last of Us'taki Ellie gibi. Ha. Bunları detect edemiyorlar. Sadece ha. Seni detect ediyorlar. Ben de şey demiştim. Hani adamları şuraya koyarsan kamyonlar olduğu yere bir yere arkaya saklansınlar. Sen de buraya sağa geç. Sonra çapraz atış al böyle atışa bastığınca tıkır 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 tıkır. Hani daha bir kolay olur acaba? Oyunu zaten çok mu zor, çok mu kolay? Yok bilmiyorum. Öyle bir... Ya onu kolaylaştırmak şey, ihtiyacı yok öyle bir şey. İhtiyacın yok. Gereklilik yok. Görecek ama bir tanesini hemen şöyle bir... Markla? İşaretleyeyim. Bu arada farkında mısın? Kedi evet, kapıyı açmaya çalışıyor. Kuş 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 diye. Hadi ye onları Murat. Ready dedi. Evet, ikisi de gitti. Şimdi bir tane şurada adam kaldı ama benim sniper'ım şu yetmez. Anda çok şey değil, güzel değil dürbünü. Hı hı. O yüzden onu oradan yapabilmem zor. Nasıl yaparım? Şurada dağa tepeye tırmanabilirim. Hı hı. Tırmanabilirsem. Çünkü o adam tam cepheden olduğu için oradan beni görür. Gerçi şu anda alabilirim ya. Şu anda... O adam seni göremeseydi. O da sniper, sen de sniper'sın. Yok, o sniper o şeydi. Ha, ağır makinalıda. Ağır makinalıda. Şuradan tırmanabilirsem buradan tırmanmayı deneyeceğim. Hop, bir şey geliyor. Bir sniper daha var. Evet. Tren geliyor burada. Yok, buradan tırmanamıyorum. Bir sniper bizimki detect etti, gördün mü? Evet. Sniper var dedi. Neredeymiş o sniper? Çok arkalarda. Yok, o şu anda bizi göremez. Ben de Murat sen şu sağdan git ağır makinelere böyle bunun arkasından falan diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Şunun üzerinden olabilir, çık, evet. Çitleri atla. Bunun üzerinden çıkabiliyor musun? Çıkabiliyorsun. Çık ha, çitlerin arkasından tepeden avla abicim işte biz. Öyle gidersen görür. Biraz daha biraz böyle açıktan daha al. Ama oraya da tırmanabilecek mi acaba? Ha. Zıplama yok oyunda. Climb var, gördüm. Sadece tırmanma var. Oraya şey dikkat et abi ya. Oraya, kaktüs girmesin. Yok, oraya tırmanamayacak o adam. Yağmur da başladı. Güzel. Gökkuşağı çıkar, hava güneşli. Bak mis işte ya. Karışmayacağım dedim ama kusura bakma. Aferin, ağzım karış açtım. Karış işte, ne güzel. Şşş, sakin. Tepedeki sniper al bak. Orada sniper yatmış. Ben sana alamazsam... Sakın şey, girme. Sakın girme o topa. Biraz zor gibi gözüküyor. Bu mikrofon var orada, alarm o. Onu susturabiliyor musun şeyi? Susturabiliyorsun. Ha güzel. Heh. Hayır. Ah. Yapma be. Aldın. Aldım ama. Seni gördüler. Sanırım. Ooo, ekip büyük. Ooo, bir sniper daha. Ya evet. Girme şura be. Bak herifin parlıyor şeyi. Üf! Adam yine gitti ya. Hakikaten ha. Bir tane araba bulabilirsem... Şu truck var, truck var şurada, kamyon. Aslında bizim helikopter var ama... Ona sen koşamazsın ki kamyona. Koşamam. Turbo dizelendi Murat. Gaza bastın mı? Bu acayip gider. Target is too far. Hadi.
Hop, bastır Ankara Gücü. Sanki yetişiyorsun 490 metre. Gibi, evet. Bizim helikopter gitmiş bu arada. Bunu bizim sorgulamamız lazım. Sorgulamak için de adamı durdurman lazım. Tabii. Arkadan da bir tanesi saydırıyor bize. Bir şey helikopter geliyor arkadan. Uzaklaştı ama merak etme. Oo. Görüyor musun abi kamyonun evet. Şey mekanikleri? Yani hissedemiyorum ama görüyorum yani. Tamam güzel. Çak abi arkadan tampona. Al sana. Oh. Oh. Nasıl tamam. Bir ghost ikondur yalnız abi bu. Kartel adamı. Neredesin canım? Aa herif oğlum biçtin lan sen. Yürü. Çık şuradan. Oha. Adam öldü mü? Grab var grab yakala herifi. Herif orada nallamış. Tamam, orada duruyor tamam. Yazdı da en enteresan görev oldu ha. Mahallenin orta yerine kamyonla girip adam sorgulayan adamlar. Türk işi. Hadi bakalım. Yanımızda patlayan bir arabanın önünde herifi kafasını alevlere sokarak. Ulan nereden yakaladık bunu? Neymiş? Free Wagner diye ama bir şey. Ama 4 dakikan var. Evet 4 dakikan var. O halde amma karanlık oldu. Vallahi ha sen enerjin mi azaldı? Pardon yanlış yere oturdun. Çık. Enerjim azalmadı. Gece oluyor. Ha. 4 abi. Dakika içerisinde birine yetişmem lazım. Şu yeşiller de bizim elemanlar vardı. Rebeller. Yetişirsin Murat ya. Şimdi bak bu oyunun zorluk seviyesi sanıyorum 3 olan görevlerinden bir tanesiydi. Oyunun sıkıntılarından bir tanesi light'ı açamıyorum. Açmayayım tamam. Öyle çok senin beklediğin gibi işte onu sağa konuşlandırayım, bunu sola konuşlandırayım. Ha. Efendim ben şuradan girerken onu işaretler, onu ona aldırtırım. Bunlara ihtiyacın olmuyor. Yani, o çok kötü. Kafadan daga duga giriyorsun. O zaman hele ki tam iki kişi sana. Şey olursan, co-op oynarsan acayip kolay. Çok daha kolay oluyor. Ben özellikle daha zor bölümleri de açtım. Hani daha zor bölümlerde tam sağa dönüyorsun. Daha zor bölümlerde acaba daha gizli gitmemi gerektiren bir koşul olabilir mi diye. Soldan. Onda da olmadı. Karanlık. Hakikaten ha. Arabanın da farlar çok güzelmiş arabanın maşallah. Arabanın farları kırıldı galiba. Yok hala ışık veriyordu ve kırılmıştı doğru söylüyorsun. Kendine ışık veriyor. Parkları yanıyor arabanın. Hop şuradan. Ne yapıyoruz anlamadım ha. Böyle şurada ara yoldan girmiş. Varmış. 2 dakika içerisinde adam. Ama senin 700 metre falan kaldı daha az hatta. Ulaşabilecek miyim acaba? Ben olsam da uçarım buradan. Şuradan. Temiz iş işte. Ha. Arabalar zaten maşallah hepsi tabii gayet canım. Sağlam. Sağlam Bolivya yapımı. Helikopter hala peşinde bu arada. O bence düşman helikopteri dolaşıyor da denk geldi. 400 metre. Gelmek üzereyim. Acaba Murat Wagner'ı kurtarabilecek miydi? Bir dahaki bölümde falan diye. Girdim. Geldim. Wagner! Neredesin? Wagner! Orada adamlar var. İçeride bekliyorlar seni. O kadar karardı ki. Wagner! Heh. Gel bakayım Wagner. Oğlum yukarıda herif var lan. Ya bir şey olmaz. Onu bir kere yakaladın mı artık. Sana hiçbir şey olmaz bir daha. Release. Ne yapacağız oğlum bu herifi? Grab Wagner tamam. Okey. Extract Wagner. Bunu götüreceğiz. Evet. Tamam. Arabaya bineceksin şimdi abi. Açıklamıyorsun. Çık. Adam iri biraz Murat. Sığmıyor kapıya. Burada hayatta gitmez bu derken. Gitti. Ha bunu. Stop. Araba geldi. Oğlum zıka şey lan, geldi lan. Grup geldi. Sok. Fallback diyor. Ne yapayım abi? Yapamadım. Araya yapsın. Şey gelene kadar. Şimdi bir tanesi bizi gelir kurtarır abi. O hiç şaşmıyor. Ne kadar ağır ateşi altında olursa derken gelemediler ilk kez. Senin Ubisoft. Kildin action. Peki. Şimdi bu görev
Şu ana kadar belki 30 tane falan görev yaptım. Bu görevler içerisinde en zevklisi bu muydu? En farklı bir şey yaptırtan görevlerden bir tanesi. Niye? Bir yere gittik. Oradan bir adam kaçtı. İşte 3 dakika içerisinde bizi başka bir yere gitmeye zorladı oyun. İlk kez gördüm bunu. Anladım. 30 tane görev yaptım. Hepsi, görevlerin hepsi arkadaşlar bir yere gir, bir adamı tut, konuştur. Ya da bir yere gir, bir şeyin fotoğrafını çek. Bir yere gir, bir bilgisayarı hack et. Hı hı. Onun dışında görevler içerisinde böyle kafa çalıştırıp görev dizayn yaptıkları bir görevi ben göremedim. Demedim. Görevler inanılmaz, inanılmaz ama inanılmaz tek düze. Oyun şurada da sıkıntılı. Şuradan ben bir hemen daha mantıklı bir yere ışınlayayım kendimi de. Görev tasarımı oyunda çok kötü. Hı. Açık dünya bir oyun yapmışsın. Yani istiyorsan bir tane daha bir görev yapabilirim yani. Şey yani bu, sana güveniyorum bu arada konuda. Yaptığım görev de ana görevdi bu arada. Hı. Yani o kadar yani. Şeyi düşün. Diğer side'larına. Side görevleri sen düşün. Sıkıntısı, oyunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi görevler çok kötü. Hı. Görevler birbirlerini hep tekrar ediyor. Görevleri sana iyi anlatmıyor. Ne yaptığının farkında değilsin. Yani altta altyazı olarak söylüyor ama bir anlam ifade etmiyor, tamam mı? Hepsi birbirinin aynısı. İşte şu şeye geçeyim. Şuna geçeyim. Şu adam bizim baş, kartelin başı. Hı hı. Tamam mı? Burada da 4 tane bunun sağ kolu var. Evet. Underboss. Bir tanesini öldürmüşüm. O underboss'ların da kendi sağ kolları var. İşte bir tanesi efendim VIP'lerle ilgileniyor. Birisi propaganda yapıyor. Hı. Birisi işte dini bir şeyler yapıyor. Birisi security'nin başıymış mesela. Hı. İşte bir tanesi smuggling'in başıymış falan filan. Şimdi sen bunu gördüğün zaman ne dersin? Ha, yani, demek ki bunlardan bir tanesi alınca oyun dünyasında bir şey değişecek ki. Atıyorum ne bileyim mesela security. Önce security alınca mesela güvenlik zaafları ortaya çıksın ki iş kualasını düşünürüm. Öyle düşünürsün. Güzel bir düşünce. İkincisi de dersin ki ya ne kadar çok karakter var. Bunların her birinin bir hikayesi vardır. Her biri de farklı bir şekilde savaşacağım herhalde. İşte security'de daha security'dir. Öbüründe daha casusluk yapmam. İşte gizli gitmem gerekir falan filan. En azından bunların her birinin bir kişiliği olduğunu düşünürsün değil mi? General Baro. Mesela dersin ki bu adamın acaba hikayesi ne? Hı-hı. Hiçbir hikayesi yok. Ha. Hiçbir şeyi yok. Sıfır. Kimi öldürüyorsun? Kimin peşindesin? Onu ne şekilde öldürüyorsun? Ne zaman öldürdün ya da ne zaman? Yani özellikle kayıp. Özellikle ben her birine gidebilmek için en az iki tanesini öldürmen lazım. Hı-hı. Bir boss, bir underboss yapınca da şuna gidebileceğim. Öyle açılıyor. Evet, tamam mı? Özellikle şunu gidebilmek için şu ikisini öldürdüm ki acaba hani underboss'ta bir boss savaşı mı olacak, bir şey mi olacak, bir şey mi anlatacak? Ramon Feliz denen adamı ben hallettiğimde hallettiğimi anlamadım bile. O kadar diyorsun. O kadar kötü. Neden? Çünkü oyunun içerisinde hiç cutscene falan hiçbir şey yok. Sana her şeyi telsizle anlatmaya çalışıyor. Şu geceden bir kurtulalım. Bir yere bir daha bir. Major Intel. Şu benim sevdiğim laflardan bir tanesi. Major. Tuz Gölü'ne gideyim. Tuz Gölü'ndeyiz. Tuz Gölü, evet burası da. Enteresan yerlerden bir tanesi. Yani oyun kendisini anlatmıyor sana, tamam mı? En büyük sıkıntısı o. Anlatmak için vakit harcamamışlar. Ya anlatmayacaksın da madem. O kadar detayı niye veriyorsun? Niye bu kadar detay veriyorsun? Her birinde kaç tane? 6 tane adam var. 30 tane adam var. 24 tane adam var. Bir de baştaki herif var 25. Belki daha bile fazla. Şurada birer tane daha var. Niye 25 tane karakter yarattın abi? Ya, 25 tane karakter yaratacaksın, 8 tane yap ama onların hepsinin içerisi dolu olsun. İşte bunlardan bir tanesi Ramon Feliz denen adamı saf dışı bıraktığım zaman ben bir tatmin hissi alayım. Hem de oyun dünyasında bir şeyler değişsin. Hani 30 tane adamı oraya kafa olarak koymanın bir şeyi var mı? Manası var mı? Bir şey özetlemek istiyorum. Ekleyeceklerin var mı daha? Var. Daha göstereceğim şeyler var da sen söyle. Bu arada burası gerçekten dünyanın en büyük Tuz Gölü. Tuz Gölü'ymüş. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi istersen 2 dakika dur. Onu bir şey yapalım. Sen de istişare edelim. Bir de şurada bir yerde bir ormanlık bölge vardı. Ormanlık bölgeye gitmeye çalışayım. Sen söyle abi bu arada. Yok gidelim ya da... abi yolda konuşuruz. Şuraya gidelim. Şimdi temelinde şimdi Ghost Recon oyunu yapıyorsan
eşittir. Bu şu anlama geliyor. Bu kadar da aynı zamanda menüye hani şuna saldır, buraya git veriyorsan. Bunun senin aslında hem reflekslerine göre hem de zihnine göre oynaman gereken bir oyun olduğunu düşünün ilk başta. Aha. Yani diyorsun ki bir koordinasyon, bir taktik, bir planlama becerisi olması gerekiyor. Bir strateji geliştirmen gerekiyor. Bunu yapmak demek bir oyun yapımcısı için bölüm tasarımını buna göre yapman lazım ki. Bölüm tasarımı, görev tasarımı. Artı yapay zeka. Çünkü şu, sen Rambo'culuk oynadığın zaman senin ağır bir cezalandırman gerekiyor. Aha. Yani aslında oyunun seni ekibini kullanmaya sürekli itmesi lazım ki gerçekten bir Ghost Recon oyunu oynuyorsun. Aha. Şey çıksın, ortaya çıksın, hissiyatı versin. Bu bana şey geldi. Biraz Rainbow Six'e özenmiş, biraz GTA'ya özenmiş. Ondan bir şey, bundan bir şey ekleyeyim. Ortaya karışık koydum. Bir de co-op'u çakayım abi size. Sezonluk bir oyun yapayım size. Böyle 3 aylık. İdare etsin size. Mevlam kayıra olsun gibi hissettim ben bunu. Yani bak, yani bir kere hani seninle bir takım böyle çok böyle farklarımız var dünya bakış açısında vesaire de. Ama temelde mesela sen hemen hikayeye odaklandın. Fark ettiysen bir şey eleştirirken. Ben de hemen ulan takım veriyorsan takımı kullanmam lazım. Ama takımı kullanacak bana altyapı vermemişsin. Yani oyun buna müsait değil. Çünkü ihtiyacım yoka geldim. Bu bile oyun her iki yönünde de hani oyuncuya hissettirdiği ve oyuncunun aslında yapmak istedikleri konusundakinde bu altının boş olduğu anlamına aslında geliyor. Aslında şöyle bir şey. O adamları single'da boş durma diye vermiş. Aslında bu co-op bir oyun biliyorsun. Hı-hı, evet, yani. Evet. Arkadaşlarınla oynayacaksın ama arkadaşınla oynadığında başka biriyle oynadığın zaman oyun deneyimi değişmiyor. Hatta daha kolaylaşıyor. Belli yani. Yani. Çünkü düşün, tek başına senle. Bu arada ben zorun bir altında oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Onda bile ben tek başıma çok zorlanmadan alırken iki kişi, hele dört kişi. Çok kolay. Yani bir de görevler falan böyle şey olunca, çok zevksiz olunca. Yani heriflerin üstünü bastın az önce. Yani şey yapmak için, adamı sorgulamak için. Ulan şey, dünya kadar adam geldi. 10 saniye, 20 saniye böyle çıplak orta durabiliyorsun. Evet. Olmaz yani. Bu Ghost Recon oyunda bu kadar, hani bunun temelinin aslında simülasyon gibi olması lazım. Tactical shooter. Bunun olmaması lazım. Ben ve zorluk olarak diyorsun ki bir altını oynuyorum. Hani en zorlu. Evet. Olmaması lazım abi, çok net. Yeni bir bölgeye geldim mesela. Onun mekaniklerinden bahsedeyim biraz. Yeni bir bölgeye geldiğin zaman şurası. Burada bir adam var. Henüz daha belli değil. Unknown. Hı-hı. Tamam mı? Sol üstte herifin kafası gözüküyor. Hı-hı. Şurada intel'ler var. Hı-hı. Bu intel'leri sen topladıkça adamla ilgili bilgileri. Adamla ilgili mission'lar. O bölgenin mission'ları çıkıyor. 5 tane de mission varmış burada. Bu 5 mission'ın sonunda buradaki adamı hallediyorsun. Onun dışında yan görevler var. Şu yeşiller yan görev. Hı-hı. Onlar işte rebel puanı, rebel oplar zaten bu yeşiller. Hep sana o demin gösterdim, şurada gösterdim. Çıkmıyor şu anda arabada olduğum için. Hani havan topu falan değil mi? Evet, evet. Onların mortar farklı şeylerini veriyordu. Onları geliştirmeni sağlıyor. Ondan sonra oyun dünyası içerisine yine konulmuş olan bir takım şeyler, silah parçaları var. Bu silah parçalarını aldığın zaman da loadout'ları onlar ekleniyor. Mesela assault rifle'la diyelim ki şurada partlar var. O partlar random olarak geliyor. Hmm. Mesela scope, 2 tane scope, 3 tane scope bulmuşum ben. Bunları buluyorsun. Yani bunları haritadan topluyorsun. Şey, topluyorsun. Bir de skill point'lar var. Yine hem level attığınız zaman skill atlıyorsun, şey alıyorsun. Hem de mesela şunları topladığın vakit skill alıyorsun. Hı-hı. Ama skill harcamakta şöyle de bir farklılık var. Bir 22 tane puanım var benim skill. Evet, ha, gördüm. Ama bir de resource'lar var. Bak, evet, şu 3025 evet, falan. Hı-hı. Mesela ben geldim, drone'u yapmak istiyorum. Drone'a diyelim ki batarya şey koymak istiyorum. Şey 75'te gazolin gerekiyor. Aha. Bunları nereden aldım mesela ben bunu. Aha. Diyelim ki 75 azaldı. Evet. Mesela speed'i 300, iletişim bilmem neyi gerekiyor. Aha. Onu da yaptım. Mesela gazolin bitti. Evet. Bunu yapamıyorum. Aha. Bunu nereden alacaksın? Aha. Bunu da yine dünya üzerinde mesela şurada gazolin, bir 2000 gazolin varmış. 2000 gazolin bak, görevi var. Bak bu mesela içmiş aslında. Upgrade yapmak istiyorsan yan görev yap diyorum. Evet, yan görev yap diyor. Ama yan görevler nedir? Çok zevksiz. Yani, kuru. Bir süre sonra bu sana zulüm olarak geri dönüyor. Aa bak bunu... Bir de bunları yapmak zaten hani oyuna çok fazla bir radikal katkısı olmuyor. Bak benim 19 tane birikmiş. İhtiyacım olsun birikmiş. Yani çok yani ihtiyacım... Bir paraşütü açtım. Şu drone'un patlama matlama özellikleri var. Onlar güzel.
Ama hani orada böyle görüp de mutlaka bu benim olsun dediğim bir şeyim olmadı. Abi ben bir de şuna geliyorum yani bu tip böyle taktik shooter yaptın, co-op koydun, işte açık dünya koydun, işte skill koydun falan. Yani oyun dünyası olacak her şeyi koymuşsun. Çorba oluyor en nihayetinde. Bir şeye uzmanlaşamıyorsun ya. Oyun yapımcısı olarak söylüyorum yani. Görev içeriklerine uzmanlaşamıyorsun. Oyunun taktiksel boyutuna uzmanlaşamıyorsun. Senaryoya uzmanlaşamıyorsun. Çünkü bir şeyin içerisinde her şeyi vermeye çalışıyorsun. Aha. Ben o yüzden sevmiyorum bunları. Bak şu anda ben daldım abi. Aha. Hop. Bu arada Hepin mitral özü varmış. Adamların merkeze daldım ben yani. Bu bunların merkezi. Aha. Intel topluyorsun şu an. Gel. Solda herif var. Fallback diyor, niye öyle? O şey oldum, kötü oldum ya. Ha. Kötü oldum. Kötü müsün? İndir abi, tamam gelsin adam. Hı hı. Bizim adam gelsin. Ya tabii ki oyun sırasında böyle de eşek gibi koşmuyorsun. Ben şu anda sana abartarak göstermek için yapıyorum. Çünkü geldim zaten almam gereken şeye. Hı hı. Tamam, bizim eleman gelecek, sokacak iğneyi bana. Adrenalin. Onu zaten aldılar o beni öldüren adamı. Tamam mı? Ondan sonra ben bunu buradan şöyle alacağım, investigate diyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Eyvallah. Sen oradan ateş et bana. Et. Tamam. Önemli değil. Et. Alırım ben seni. Şuradan da zıpladıp gittim mi zaten. Hop. Bitti bu iş. Hadi bay bay. Tamam. Arkadan bir popoya yedik. Ama şu anda dediğim gibi abartarak zaten ben sana gösteriyorum. Kaç saniye sürdü? Yani 20 saniye. 20 saniye. Hadi bir dakika sürsün. Aha. Tamam mı? Yani... Ve hepsi böyle. Neredeyse ya. Ana görevler de böyle, yan görevler de böyle, intel görevleri de böyle. Oyunun sıkıntısı bunlar ve bana şunu düşündürüyor. Ya Ubisoft. Her şey var, tamam mı? Un var, yağ var. Yapmışsın açık dünyayı. Eşek gibi dünya yapmışsın. Sıkıntısı yok görsel olarak. Araba var, helikopter var. O var, bu var. Ya gel güzel bir hikaye yapsaydın, şunu güzel hikayeyi güzel yapsaydın, hikayeni güzel anlatsaydın, karakterler dolu olsaydı, bizim adamımız da var. Lan ben bu adama hiçbir yakınlık hissedemiyorum, tamam mı? Yani kim lan bu adam? Kim, tamam mı? Yani eski Ghost Recon oyunlarında yine insanlarla böyle bir iletişim vardı. Duygusal bir bağ kurarsın. Bu adamla hiçbir şey kurmadım yani. Çünkü hiçbir şey yapmıyor herif aslında. Sıfır bir adam. Ubisoft'cum. Olmamış. Uğraşıyorsun ama bazı şeyleri, senin dediğin gibi her şeyi yapayım derken bir takım şeyleri de kaybediyorsun. Şuna güzel bir hikaye yazsan, güzel görevler yapsan, görevleri 50 tane yapacağına 20 tane yapıp güzel güzel anlatsan, bu oyun arkadaşlarla beraber oynanacak çok güzel bir oyun olmuş. Çünkü teknik olarak da bir sıkıntısı yok oyunun. Ne oldu? Herifler alt taş etti gitti. O kadar. Yani. De son olarak şurada factionlar var. Yani hiç girdim mi dersen girmedim abi açıkçası yani. Yani hiç anlamı yok. Anlamsız. Aha. Derim ki ben arkadaşlar bu oyunu şu an için almayın. Bence de alınacak bir oyun değil. Şu an için değil. Belki. Yani şu anda yani geçtim. Sonra bu oyun 10 dolara düşer. Yani çok ciddi bir indirim olur. O zaman dersiniz ki ya bu neymiş diye alayım bir bakayım. Şu haliyle alırsınız ama çok büyük bir zevk alarak oynayacağınızı düşünmüyorum. Ha, çok 2-3 kişi çok iyi anlaşan bir grubunuz vardır. Ama onunla da zevkli. Eğlencesinde işte oynayamıyorsun, sorun orada. Yani bu FIFA oynamak gibi değil bu iş yani. Çünkü bu şey yani çok düz olmuş ya Murat. Evet, düz. Yani bu kadar şey vaat ederken bu kadar düz olması insana tezat geliyor işte. Hı-hı. Her şeyi vaat ediyorsun ama çok düz. Evet. Peki. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Wildlands'dan, Bolivya'nın topraklarından sizlere veda edelim. Şöyle bir çalışır bir göstereyim. Şuraya da bir şu oyun içerisine bir tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.